İyi geceler, kavuştuk yine. Bu haftanın en önemli gelişmesi, Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayını belirledi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra ayağının tozuyla deprem bölgesine gitti. Ve deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ta, Nurhak'ta şu anda bir deprem çadırından aday olduktan sonra ilk kez bir televizyon programına katılıyor ve orta sayfaya konuşacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Sayın Kılıçdaroğlu, iyi geceler. İyi geceler efendim. Efendim, öncelikle tebrik ediyoruz. Size ve bütün arkadaşlara selamlar. Onlar da çok selamlarını iletiyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra ayağınızın tozuyla deprem bölgesine gittiniz. Şu anda da Nurhak'ta bir deprem çadırındasınız ve geceyi orada geçireceksiniz. Şu ana kadar sanıyorum deprem bölgesinde geceyi geçirecek ilk lidersiniz. Şimdi onun detaylarına biraz sonra geleceğiz ama merak ettiğimiz, bence izleyicilerimizin de ekran başında merak ettiği en önemli konulardan bir tanesi, adaylığınızı açıkladıktan sonra ki duygularınız, gerek ailenizle konuştunuz, eve gittiniz, o duyguyu paylaştınız. Çünkü uzun bir yol, mesafe kat ettiniz. Millet İttifakı'nı birleştirdiniz. Pek çok dalgalanmalı oldu vesaire. Ve sonunda Cumhurbaşkanı adayı belirlendi. Hükümet programı açıklandı. Ve seçime de çok kısa bir süre kaldı. Adaylığınızı açıkladıktan sonraki duygularınız neler? Bizimle neler paylaşacaksınız? Oradan eve gittiniz, evde neler yaşandı? Selvi Hanım, aileniz, biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii kısaca söz edeyim. Aslında çıktığımız yolculuk, altı liderin çıktığı yolculuk sıradan bir yolculuk değildi. Türkiye'nin geleceği açısından her birimizin sorumluluk yüklenmesi gerekiyordu. Bizi bir araya getiren temel unsur da demokrasiydi. Gerçekten demokrasi kültürünü hem pekiştirmek, hem yaygınlaştırmak, hem içselleştirmek açısından altı lider bir araya geldik. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süre çalıştık. Anayasa değişikliklerini çalıştık. Ortak mutabakat metnini çalıştık. Sadece tabii altı lider çalışmadı. Altı liderin altında partilerin kadroları vardı, yetkin kadroları vardı. Onlar belli aralıklarla hemen hemen her hafta toplanıyorlardı ve metinler hazırlıyorlardı. Metinler genel başkanlığı sunuluyordu. Daha sonra bunlar bizim masada, yani Millet İttifakı'nı oluşturan parti liderlerinin oluşturduğu masalarda kabul edildikten sonra da bunları kamuoyuyla paylaşıyorduk. Dolayısıyla uzun bir süreç, son süreçte elbette ki Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerekiyordu. O konuda da her ne kadar belli tartışmalar olduysa da bu tartışmaları da siyaset kültürü açısından olağan karşılıyorum. Olabilir, insanlar duygularını şöyle veya böyle yansıtabilirler ama asıl olan sonuç elde etmektir. Son olarak bir araya geldik. Yine uzun ve nitelikli bir tartışma oldu ve sonuçta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda görüş birliği sağlandı. Bir metin hazırlandı. Yol haritası metni de hazırlandı. Ve biz bunu kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyuyla yol haritası metnini paylaşırken aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olarak da benim ismim geçti. Saadet Partisi'nin genel başkanlığında ev sahibi Saadet Partisi'nin sayın genel başkanıydı. Genel merkezinde Sayın Karamollaoğlu benim adaylığımı açıkladı ve ben de altı lider bir aradaydık zaten. Daha sonra orada kısa bir konuşma yaparak duygularımı ifade ettim. Türkiye'nin geleceği açısından da aldığımız kararın çok önemli olduğuna inanan birisiyim. Çünkü karamsar bir tablo vardı ve bu karamsar tablonun yarattığı pek çok sorun vardı. Bu bürokrasiye yansıyordu, iş dünyasına yansıyordu, dış politikaya yansıyordu. Sonuçta Türkiye demokrasi gelişmiş, insan hak ve özgürlükleri konusunda önemli adımlar atmış bir ülke olma durumundaydı. Cumhuriyet kurulurken malum bütün mazlum milletlere örnek olan bir cumhuriyetti. Demokrasi konusunda da Türkiye'nin böyle bir işlev yüklenmesi gerektiği kanısındaydık. Sonra
genel merkeze gittiğimde genel merkezde de kalabalık bir grup partililerimiz bekliyordu. Vatandaşlar bekliyorlardı. Orada iki arkadaşımla beraber inşallah onlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yine vatandaşların huzuruna çıktık. Orada da kısa bir konuşma yaptım. Dolayısıyla böylece olayı en azından kamuoyu önündeki pozisyonumuzu sonlandırdık o akşam. Ayrıldım, eve gittim tabii. Eşim de oradaydı. Evde elbette ki yani genel merkeze geldiğimde genel merkez çalışanları başta olmak üzere hepsinde büyük bir heyecan vardı. Ben heyecanımı çok rahat dışa yansıtan birisi değilim. Yapım böyle. Daha sakin, daha olayları daha sağduyuyla sakin karşılayan birisiyim. Çok önemli bir görev üstlendiğimi farkındayım. Önemli bir görev ama bu önemli görevin çok zor olduğunun da farkındayım. Dolayısıyla çok zor bir görev üstlendim. Tabii sadece ben değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak arkadaşlar da aynı zor görevi üstlendiler zaten. Ben ama şuna inanıyorum, kararlılıkla, azimle ve gerçekten bütün tercihlerimizi halktan yana, ülkeden yana, vatandaştan yana yaparsak aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Türkiye pek çok sorunu aşan bir ülkedir. Dolayısıyla bir araya geldiğimizde önceliğimiz ve hedefimiz güzel ülkemiz olduktan sonra, vatandaşımızın refahı olduktan sonra anlaşamayacağımız hiçbir konu olacağını sanmıyorum. Bütün sorunları aşabiliriz. Elbette ki sorunların bir kısmı kısa vadelidir, bir kısmı uzun vadelidir. Uzun vadeli sorunlar konusunda da, sorunları aşma konusunda da yetkin, liyakatli kadrolara ihtiyacımız var. Bunların büyük bir kısmı zaten şu anda kamuda. O yetkin kadrolara yetki verdiğiniz zaman pek çok sorunu çözen, sağduyuyla çözen, hesabını yapan ve sonra siyaset kurumunun önüne koyan kurumlar olacaktır, insanlar olacaktır o çerçevede. Eve gelince doğrusunu isterseniz evde çok fazla siyaset konuşan birisi değilim. Hatta o yüzden eşim zaman zaman ya bugün ne yaptınız diye sorarken ben çalışma odama geçer, bilgisayarımı açarım ve orada çalışmaya başlarım. Dolayısıyla evde çok fazla siyaset konuşmuyorum. Oğlum sadece açtı, kızlarım açtı, kutladılar baba inşallah başarılı olursunuz diye. Ben de inşallah sadece bizim için değil, ailemiz için değil, Türkiye için hayırlı uğurlu olsun dedim. Kısa bir yanıt verecektim ama olayın anlatımına gelince böylesine biraz uzun bir yanıt oldu. İyi yaptınız efendim. Bu şimdi ayağınızın tozuyla tabii adaylığınızı açıkladınız. Ayağınızın tozuyla da deprem bölgesine geldiniz. Kahramanmaraş Nurak'tasınız. Şu anda çadırdasınız. Geceyi de çadırda geçireceksiniz. Sanıyorum bölgeye giden liderler için de ilk kez çadırda geçiren bir lider olacaksınız aynı zamanda. Nasıl böyle bir karara vardınız? Neden bu kararı aldınız? Biraz bu kararı almanızdaki etkenleri açıklar mısınız? Deprem bölgesini hiç unutmadım zaten. Hiç aklımdan da çıkmadı. Zaten deprem bölgesinde bütün belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Her bir deprem bölgesi bir büyükşehir belediye başkanımızın iş güdümünde hem sorunlarına eğiliniliyor hem de çözümler üretiliyor. Dolayısıyla Ankara'da bulunduğum süre içinde de belediye başkanı arkadaşlarımız kendilerinin sorumlu oldukları illere, ilçelere zaten gidiyorlardı, hizmet götürüyorlardı. Ben daha önce depremin ikinci günü yine gelmiştim. Hatta Hatay'a üçüncü kez gitmiştim. Buraya ikinci kez geliyorum. Dolayısıyla deprem konusunda karar burada kalma kararı yarın Kahramanmaraş'ta yine bugün Malatya'daydım. Kahramanmaraş'ta yarın değişik yerlere gideceğiz. Özellikle büyük kayıpların yaşandığı ilçelere ve Kahramanmaraş merkezine. Bu gezide amacım şuydu. Tabii depremzedeleri görüyoruz. Çadırlara gittik. Orada çocuklarla en azından çocuklara gerçekten hayran olmamak mümkün değil.
geleceğimizi umudumuz olan çocuklar geldiler, sarıldık, kucaklaştık. Onların gülümsemeleri bizi de gülümsetiyor. Bazılarını kucağıma aldım, bazılarını kucağıma almak istedim. Annelerinden ayrılmadılar. Onların çadırlarına gittim. Çadırlarında gayet güzel eğleniyorlar. Başlarında öğretmenleri var. Ama şunu ifade etmek isterim. Her çadırda mutlaka bir psikoloğun olması gerektiğine inanan birisiyim. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir görev üstlense ve bu çadırlarda eğitim gören çocuklarımıza en azından psikolojik destek verebilecek birer psikolog görevlendirebilse çok daha iyi olacak. Hatta aileler içinde bu yapılabilir. Ama nedense biraz bu konularda sağırlar. Merkezde yani Malatya merkezde iş dünyasıyla görüştüm. Bu seyahatimin özünü depremzedeleri elbette girdim, çadırlarına girdim, çaylarını kahvelerini kahve demeyeyim de çaylarını içtim. Oturduk biraz sohbet ettik, dertlerini anlattılar. Hala sıkıntılar var, o sıkıntıları anlattılar. Ama onlara Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, bütün bu sorunlara aşma kapasitesine sahip olduğunu, zaman zaman aksaklıklar var ama az bir sürenin kaldığını, inşallah kısa bir süre sonra değişimle beraber pek çok şeyin değişeceğini de onların yaşayabileceklerini, anlayabileceklerini ifade ettim kendilerine. Bu seyahatimin özünü iş dünyası oluşturuyor. Şimdi hep depremzedeler çadırlara yerleştiler. Hala çadır sıkıntısı var. Konteyner ihtiyacı var. Üstelik çok sayıda talep geliyor. Konteyner talebi geliyor. Ama iş dünyası nedir? İş dünyasının beklentileri nedir? Siyaset kurumundan beklentileri nedir? İş dünyasıyla da bir araya geldim. Çiftçilerle bir araya geldim. Esnafla bir araya, sanayicilerle bir araya geldim. Ve doğrudan doğruya onları dinledim. Ne yapalım? Ne bekliyorsunuz? Siyaset kurumunun iktidar sahipleri en azından benim neyi dillendirmem gerektiğini kendilerine sordum. Malatya'da şunu söylediler. Malatya'da ben diğer deprem bölgelerinde de gördüm. Çok sayıda vatandaşımız, daha doğrusu belli bir entelektüel düzeye sahip olan kişiler de dahil olmak üzere kenti büyük ölçüde terk ettiklerini, fabrikaların büyük ölçüde çalışabilir durumda olduğunu ama maalesef ustabaşı, mühendis gibi pek çok nitelikli personelin Malatya'yı terk etmesi nedeniyle eleman sıkıntısı çektiklerini ifade ettiler. Bu elemanların tekrar Malatya'ya gelmesi için bir şeyler olması gerektiğini, bazı pozitif kararların alınması gerektiğini söylediler. Kendi düşüncemi söyledim. Eğer Malatya'da fabrikalarda çalışan ama deprem dolayısıyla Malatya'yı terk eden kişiler Malatya'ya dönsün diyorsak onlara bazı pozitif ayrıcalıklar sağlamak gerekiyor. Örneğin gelir vergisi belli bir süre alınmayabilir. Sosyal güvenlik primleri belli bir süre kamu tarafından yatırılabilir. Böylece diyelim ki Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de gidip oralarda iş bekleyen veya iş arayan kişiler Malatya'da çok daha yüksek bir ücretle çalışma olanağı bulacak. Bunu ifade ettim kendilerine. Bunu seslendirebileceğimi de söyledim. Zaten dışarıya çıktığımda basın mensupları sorduklarında bunu kendilerine de ifade ettim. Çiftçilerin sorunları var. Onlar mesela bir üretici, hayvan üreticisi şunu söyledi. Süt üretiyoruz ama sütü alacak kimse yok elimizde kaldı diye. Aslında süt, et ve süt kurumu var. Sosyal bir devletiz. Et ve süt kurumu şu anda bugünkü ortamda çiftçinin sütünü alamıyorsa Allah aşkına et ve süt kurumu ne zaman bu insanların sütünü alacak? Üstelik daha biraz yüksek bir bedelle almalı. Çünkü yem bulamıyorlar. Yem fiyatları da çok fazla. En azından biraz yüksek bedel ödenirse yem de alacak hayvanlarına. Et ve süt kurumunun harekete geçmesini istedim. Esnaf hemen kısa süre içerisinde en azından çalışabileceği mekanlar istiyor. Kendilerine şunu söyledim. 100-150 şeylik dükkanlık bir yer belediyeyle konuşun. Eğer bir yer ayarlayabilirlerse böyle bir dükkan yapabiliriz. Esnafın çalışabileceği belediye başkanı arkadaşlarım bunu yapabilirler diye söyledim. Burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikteyiz zaten. Kahramanmaraş'tan sorumlu
sorumlu olan Büyükşehir Belediye Başkanımız. Aynı zamanda diğer kent, il, ilçe belediye başkanlarımız da var burada. Onlar da kendilerine düşen görevlerini bir şekliyle yapıyorlar, yerine getirmeye çalışıyorlar. Nitelikte elemanın tekrar Kahramanmaraş'a dönmesi, Malatya'ya dönmesi onların en büyük arzuları. Yarın Kahramanmaraş'ta yine sanayicilerle, esnaf odası, ziraat odası bunlarla da bir araya geleceğiz. Onlarla da konuşacağız. Onların da dertlerini dinleyeceğiz. Bir şekilde var olan sorunlarını çözmeye çalışacağız. Karamsar bir atmosfer var hala. O karamsarlığın gittiğini sanmıyorum ama ihtiyaçlar tabii her aşamada biraz daha değişiyor. Şu anda yoğun bir şekilde konteyner ihtiyacı var. Konteynerların olması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü çadırlar, işte burayı görüyorsunuz. Ben de bu akşam bu çadırda yatacağım. Daha önce ilk geldiğimde deprem bölgesine, depremin ikinci gününde gelmiştim. Hatay'da Arsuz'da kalmıştım. O akşam da son derece soğuk bir atmosfer vardı. Burası da soğuk. Tabii insanların insani koşullarda en azından gecelerini geçirmeleri de hepimizin ortak arzusu. Kısaca söyleyeceklerim burada, yani ekonomi konusunda. Evet. Kahramanmaraş'ta iş insanlarıyla görüşmedim. Onlarla da görüşünce düşüncelerimi aktaracağım. Evet. Efendim, az önce konteyner dediniz. Biz biraz sonra orta sayfada konteyner meselesini de tartışacağız. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hedef koydu konteynerlarda. Fakat orada da ciddi sıkıntı var. O kadar konteynerin yetişmesi mümkün değil. Bir taraftan da depremzedeler evlerini bekliyorlar. Fakat orada da şöyle bir şey var. İhaleler apar topar yapılıyor. Yangından mal kaçırır gibi ihaleler önce pazarlık usulüyle yapılıyor. Ve bu ihaleler kimlere veriliyor? Bunu siz de biliyorsunuz. Bunun da üzerinden konuşacağız. Siz ne diyorsunuz bu alelacele yapılan ihalelere ve pazarlık usulü yapılan ve önceden hatta peşin paralar verildiği iddia ediliyor bu ihalelerin verildiği müteahhitlere? Şimdi ben AK Parti'nin devlet yönetiminde şeffaflığı değil, gizliliği esas aldığını bilen birisiyim. Çünkü bütün uygulamalarında böyle. Oysa devlet yönetiminin şeffaf olması lazım. Çünkü devleti yöneten kadrolara ve devleti yöneten iktidar sahiplerine aylığı vatandaş veriyor. Dolayısıyla her vatandaşın ödediği verginin hesabını da siyasal iktidar somut olarak vatandaşına vermek zorundadır. Türkiye eğer bugünkü tabloyla karşı karşıyaysa şeffaf olmamasının burada büyük payı var. Bakın ben Malatya'da çiftçilerle görüşürken kayısı üreticileri de vardı ve kayısı üreticileri ellerinde kayısı kaldığını, kayısı alacak kimse bulamadıklarını, dolayısıyla büyük sıkıntıya girdiklerini, çalışamadıklarını, piyasaların tamamen durduğunu söylediler. Normalde toprak mahsulleri ofisinin bu kayısıları alması lazım, değil mi? Akıl bunu gerektirir, mantık bunu gerektirir. Sağlıkta işleyen bir devlet yönetimi de bunu gerektirir. Ama almıyorlar. Niye almıyorlar bilmiyorum. Mansur Başkan bu konuda önemli bir adım attı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile oturdu, bir protokol imzaladı. Belediye başkanlarımız ve Mansur Başkan da bir miktar kayısı alacak. Daha sonra Ankara'da bunlara belli yerler ayıracak ve ayırdığı yerler dolayısıyla hiçbir kira almayacak ve onlar da satışlarını orada yapıp gelir elde edecekler. Bakın, çok basit bir çözümün bugüne kadar iktidar sahiplerinin aklına gelmemesine bile ben şaşırıyorum. Vallahi de billahi de şaşırıyorum. Ya bu kadar halktan kopuk bir yönetim olabilir mi? Her şey rant, her şey bina, her şey inşaat değil efendim. Eğer bir şeyde her şeyi arıyorsanız o her şey insan için olmak zorundadır. Canlılar için olmak zorundadır. Bunun için yapacaksınız. Çabanız da bunun için olmak zorunda. Bir kenti, o kentin nitelikli elemanları terk ederse, o kentin çalışanları terk ederse, o kentte yaşayanlar terk ederse siz kenti yokluğa mahkum ediyorsunuz. Bakın, bir sanayici şunu söyledi. Yani bir deprem oldu, doğru, ama eğer önlem alınmazsa önümüzdeki süreçte ekonomik deprem olacak dedi. Bu benim değil. Ekonomik deprem değil mi? Malatyalı bir sanayiciye ait, iş adamına ait. Doğru, ekonomik deprem olacak. Yani sosyal devletin harekete geçmesi lazım.
Fabrikaların çalışması lazım. Esnafa dükkan yapmak nedir? Allah aşkına bize yer göstersinler. Biz 100-150 dükkanı bir ayda teslim ederiz onlara. Yani biz öyle büyük binalar falan değil. Kuracaksınız. Tuvaleti olacak. Tezgahı olacak. Onların istediği ölçüler neyse ölçüler olacak. Bu insanlar orada çalışacaklar. Yani baktım Kahramanmaraş'ta insanlar sokakta tezgah açmışlar. Yani çok basit çözümleri bile, akılcı çözümleri bile akledemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Maalesef böyle bir gerçeğimiz var. Evet. Sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Bu akşamı yer yatağında geçireceksiniz. Depremzedelere empati yapıyorsunuz. Evet. Onu da şu anda lider olarak da onu gözlüyorsunuz. Bu akşamı orada geçirerek aslında binlerce depremzedenin neler hissettiğini de en yakından şahidisiniz ve siz de kendiniz de hissediyorsunuz. Çok fazla tutmadan son iki soruyu beraber sorayım efendim. Bir tanesi kamu bankaları kredi depremzedelerin olduğu bölgede deprem bölgesindeki kredi faizlerini 0.99'dan 1.50'lere çıkardı. Yani indirim yapmak yerine onu %60 yaklaşık olarak zamlandırdı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Adıyaman valisi biliyorsunuz depremin birinci günü Cumhurbaşkanı Adıyaman valisinden istediklerini alamamıştı. Hatta görevden almayı Bakanlar Kurulu'nda söylemiş. Adıyaman valisi bugün affını istedi sağlık nedenlerinden dolayı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin, başkanlık sisteminin klişelerinden biri oldu bu affını istemek. Bu ikisini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Son iki sorum. Efendim faizi yükseltmeleri tam bir facia. Ya insanlar zaten siz kredi verecekseniz üstelik faiz almamanız gerekiyor. Var olan eğer kredi almışsa zaten dükkan kapalı, dükkan çökmüş vaziyette. Banka bu parayı nasıl alacak? Hem ana parasını hem faizini silmek zorundasınız siz. Yani bunu yapmadığınız takdirde bir kenti ayağa kaldıramazsınız. O kentin ekonomisini ayağa kaldıramazsınız. Yani akılcı bir politika değil. Açık söylemek gerekirse akılcı bir politika. Bu yönetemediklerini gösteriyor. Ben bina yaptım, mesele bitti. Efendim mesele bina yapmakla bitmiyor. Mesele temel atmakla bitmiyor. Mesele insan, insan. Mesele insan, insanın yaşayabileceği bir ortam. Esnaf satış yapabileceği bir ortam ister. Sonunda bu esnaf gelir elde etmezse çoluk çocuğu nasıl geçindirecek? Pek çok sorunu bir arada ele alıp akılcı politikalarla çözmek lazım. Bir yandan esnaf çalışacak, bir yandan tacir, sanayici artı çiftçi yani ziraatçı çalışacak. Onların rahat çalışabilmeleri için, üretebilmeleri için sosyal devlet olarak siz onlara gerekirse sıfır faizli kredi açmalısınız. Var olan geçmişteki krediler varsa alınmışsa bunları sıfırlayın, faizlerini sıfırlayın. Zaten bunları siz isteseniz de alamazsınız. Düşünün, dükkanı çökmüş, evi çökmüş, yakınları vefat etmiş. Siz bu adamın yakasına yapışıyorsunuz, kredini öde, bir de faizini yükseltiyorsunuz, faizini de ödeyeceksiniz. İnsaf ya. İnsaf yani. Vallahi de billahi de insaf. Beşli çeteye bunu yapmıyorsunuz ama. Gelince garibana bunları yapıyorsunuz. Bunların tamamını söylüyorum. Bir daha çok net bu soruyu sorduğunuz için aslında böyle sinirli konuşmayacaktım ama bu soruyu sorduğunuz için söyleyeyim. Bunların tamamını değiştireceğiz. Yeter ya. Ya adamın evi yıkılmış, dükkanı yıkılmış. Siz faizi artırıyorsunuz. Kredinin kredi vereceğinize, sıfır faizli kredi vereceğinize bir de kalkıyorsunuz bunlardan paraları geri istiyorsunuz. Akıl alacak değil. Akıl dışı bir politika. İstifaya gelince şöyle söyleyeyim. Ben Sayın Valinin istifa etmesi olağan karşıladım. En azından ya 50 bine yakın insan öldü. Hiç kimse istifa etmedi. Bari ben istifa edeyim deme erdemini göstermiştir. Bu erdemim ne sarayda ne de sarayın bakanlarının hiçbirisinde görmedik ya. 50 bin kişi hayatını kaybetti. Bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı ya. Bu sorumluluk bana aittir demedi. Kim 50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu? Vicdan sahibi herkese bu soruyu sorup sözlerimi bitirmek isterim. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz Sayın Kılıçdaroğlu yayınımıza katıldığınız için. İyi geceler.